Arkadaşlar, uzmanlarla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde özel bir konumuz var. Daha önce kendisini hiç kanalımızda konuk olarak ağırlayamamıştık. Bunu benim kendi eşekliğim olarak görüyorum işin açıkçası. Çünkü kendisinin bilgilerinden çok çok istifade edeceğimizi düşünüyorum bu yayında. Ve yayının sonunda da ben yine her zaman olduğu gibi kanalımıza davet ettiğimiz yeni konuklarımız da olduğu gibi bir sonraki başka yayınlarında yerini yapacağım. Onun için beklemede kalın diyeceğim. Özgür Bey bu bölümdeki konuğumuz. Kendisi TÜRDEF'in genel yayın yönetmeni ve kurucusu. Zaten Kozan Bey başımızın tacı, her yayında olduğu gibi. Hoş geldiniz konuklarım. Şerefler verdiniz. Hoş bulduk, selamlar. Hoş bulduk Kaner Bey. Sadece daha önce sizinle bir araya gelemedik. Bu fırsatı lütfen öyle talihsiz kelimelerle değerlendirmeyin. Gayet güzel işler yapıyorsunuz. Sizi Ya çok severek dinliyorum. şimdi şöyle, biz hani motto olarak şöyle bir şey var. İzleyen arkadaşlara hep böyle yeni fikirler, yeni zihinler, yeni insanlar, herkesin düşüncelerinden, bilgisinden faydalanmak istiyoruz. Hani bu anlamda da sizi daha önceden yayınlara davet etmemiş olmamı da ben kendi adıma bir kayıp olarak görüyorum. Ben öyle söyleyeyim. Bilginizden istifade edemedik bu anlamda. Hani bu açıdan söylemek istedim. Estağfurullah, sırası gelmemiş. Bugün o gün gelmiş. Teşekkürler. Şimdi TÜRDEF'ten bahsettik. Bugün hatta yayın akışında da TÜRDEF'in haber akışlarındaki ve tweetlerindeki bazı haberler içinde Kozan Bey'in ve sizin görüşlerinizi rica edeceğiz. Ama tabii ki de TÜRDEF'in ne olduğunu, kim olduğunu veya ne iş yaptığını veya ne yaptığını bilmeyen arkadaşlar da vardır. İlk başta TÜRDEF'i tanıtabilirsek arkadaşlara, çünkü ben çok faydalı olacağına inanıyorum. Biz hep arkadaşlara tavsiye ediyoruz. İşte bize soruyorlar, doğru haber kaynakları nedir, nereden ulaşabiliriz, kimleri takip etmeliyiz gibi gibi sorular soruluyor. Bu anlamda bir arkadaşlara ilk başta bir TÜRDEF'i tanıtarak girersek Özgür Bey daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle. Sizlerle beraber hem Kozan Bey'le hem sizinle beraber böyle bir yayın yapmak benim için de çok onur duyduğum, çok mutlu olduğum bir an. Öncelikle bir araya geldiğimiz için, bu fırsatı tanıdığınız için ben size çok teşekkür ederim. Ben 20 yıldır savunma sanayi konusunda özellikle yazı yazıyorum. Daha önce Hürriyet'te başladım bu işe. Daha sonra bir online savunma dergisi kurmuştuk bir ortağımla beraber. C4 Defense adında. Oradan yaklaşık 4 yıl kadar önce ayrıldım. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Ve bundan sonrasında da nasıl bir şey yapacağım? Bu soru çok önüme geldi. Çünkü zaten online yayını aslında Türkiye'de savunma alanında online yayını internet üzerinde C4 ile biz başlatmıştık. Kendi kurduğumuz kulların önüne geçmem gerekiyordu. Böyle bir şey benim için çok zordu, uzundu. Türkiye'ye yönelik bir yayın yapmak yerine bir başka şeyi düşünmek durumunda olduğumu fark ettim. Ve İngilizce yayın yapmaya karar verdim. Çünkü aslında Türk savunma sanayi ürünleri prototiplerini vermiş, seri üretime geçmeye çalışıyor ve maliyetleri düşürmesi için bunların aynı zamanda ihraç edilmesi gerekiyor. O zaman Türk savunma sanayi ürünlerinin yurt dışında daha iyi tanınır olması gerekiyor. Baktığınız zaman bütün dünyada savunma da birinci ligdeki ülkelere baktığınız zaman kendi medyaları var, kendi sorunlarını kendileri anlatıyorlar. Bizim sorunumuzu bir başkasının bizim adına ya da bizim sorunumuzu değil, bizim bir gelişmemizi bizim anlatmamız gerekiyor. Başkasına bırakmamıza gerek yok diye düşündüğüm için. Yani Türk savunma sanayinin yurt dışına sesini duyurabilmesi için bir yayın yapma kararı aldım. Ve bu zaman içinde yurt dışındakilerin de Türkiye'de ne olup bittiğini yakından tanıması anlamına dönüştü. Bir ihracatı destekleme mantığında yapılan bir yayın. O yüzden önceliğim yurt dışındaki insanlara yetişmekti. Türkiye'ye ulaşmak değildi. O yüzden de Türkiye'de çok bilinme maksadıyla hareket etmedim. O yüzden de pek çok kişinin bilmemesi çok normal. Amaç şu, yabancı profesyoneller, ben şöyle tarif ediyorum onları, karar alıcıya rapor eden yabancı profesyoneller
aradığı bilgiye çok hızlı ve konfirme edilmiş, doğrulanmış bilgiye çok hızlı ulaşırsa burayı sık sık ziyaret ederler diye düşünerek siteyi şey yaptım, kurguladım. Siteye girenler de bu yayını izledikten sonra girenler de o yüzden farklı bir site yapısıyla karşılaşacaktır. Çünkü pek çok yerde içeride uzun süre tutma mantığında her şey kurgulanmıştır. Ben burada Turdef'te hava, kara, deniz, uzay, makina veya motor, gemi deyince makina diye söyledim. Motor, transmisyon kategorilere ayrılmıştır. Aradığı konuya hızla gider. Ya da ülkelere ayrılmıştır. Bayraklar vardır. Aradığı ülkeye hızla gider. Çok hızlı sürede aradığı referans bilgiyi alsın ve yapmak istediği asıl işe devam etsin. İçeride uzun süre tutmayalım. Yani tabii ki kalırsa memnun oluruz. Ama asıl şeyi içeride mümkün olduğunca kısa sürede aradığı hedefe, bilgiye ulaşmasını sağlayalım mantığında kurgulanmış bir sitedir. Genel yapısı budur. Yani buyurun, Buyurun. özür dilerim. Buyurun buyurun. Yani kısaca arkadaşlar, TÜRDEF'in sitesine girdiklerinde içeriye hızlıca ulaşabilecek ve ulaştıkları artık istediği içeriği de veya oradaki artık işlerini gördükten sonra da hızlı erişimin tadını yaşayabilecekler diyebiliriz TÜRDEF'te. Doğru. Zaman zaman yavaşlıklarımız oluyor, şey değil. Ama en azından içeride bilginin peşinde uzun süre koşmalarına gerek yok. Aradıkları bilgiyi çok kolay kategorilerin altında bulacak. Yani ben silah sistemlerine ilişkin bir şey arıyorum diyorsa silahlar var. Mühimmat arıyorsa mühimmat var. Uzayla ilgili bir şeye bakıyorsa o var. Hava bakıyorsa ya da kara bakıyorsa o var. Hepsi bir defa kategorilere baştan ayrılmış olduğu için çok daha rahat gruplanmış olarak bulabiliyor. Ya da atıyorum Katar, Japonya, Malezya, Endonezya bir yerin haberlerine bakıyorsa onlara çok hızlı ulaşabiliyor. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Turdef'i de bu yukarıdaki sekmelerimize ekleyip kısa erişime artık doğru bilgiye ulaşma kaynaklarımızdan birisi olarak da onu da o sekmelerde tutacağız diyebiliriz. Arkadaşlara şiddetle öneriyoruz şimdiden. Bu arada Özgür Bey, sizi çağırdık. Tabii ki ben şimdi arkadaşlara işin doğru kısmını anlatayım. Twitter'dan akışlara bakarken ben de Turdef'in Twitter haberlerini, paylaşımlarını gördüm ve orada aslında siz Euronaval'a gittiniz, fuarı gezdiniz ve fuarda bizim katılan Türk firmalarımız da vardı ve sizin aracılığınızla aslında firmalarımızın o fuar öncesinde duymadığımız yeniliklerini duyma şansına eriştik. Hatta çok ilginç gelişmeler de vardı. Arkadaşlara hani onun sürprizini vereyim, anlatacağız birazdan. Ama öncesinde bir Özgür Bey'in Euronaval olarak oradaki fuardaki gözlemlerini alalım. Dünya bu anlamda nereye gidiyor? Bir Kozan Bey'le beraber Özgür Bey'in anlatımından sonra bir onu değerlendirelim. Uygun görseniz. Ondan sonra da yerli firmalarımızın gelişmelerine geçelim. Çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi bu 2024. 2022'deki Euronaval'e ben gidememiştim. Ancak gidenlerle konuştum. Oradan başlayalım cümleye. Covid sonrası bir şeye denk geliyor. Covid, pardon, 2022 olmadı. 2023 şeyi anlattılar. Eurosatory anlattılar. Özür dilerim. 2022 Eurosatory anlattılar. Euronaval'i anlatmadılar. İsterseniz burayı silebilirsiniz de çıkartabilirsiniz de. Geçmiş dönemde aynı salonda bu salonda başka fuarlar yapıldı. Onlarla karşılaştırdığımız bir takım konuşmalar oldu. O yüzden zihnim biraz gitti geldi. Bu fuar alanında çok geçmiş tarihlerde yapılan fuarlar daha küçük oluyormuş. Bu da aslında küçük bir yerde ama çok odaklanmış bir fuar. Yani sadece deniz sistemleri, platformları ve denizdeki insansız araçlar ve mühimmat konuşuyoruz. Bunun dışında ya da biraz maritime, denizde üstündeki hava platformlarını konuşuyoruz. Bunun dışında hiçbir şey yok. Ne demek istiyorum? Bu biraz şey için, bizler için önemli. Bizim fuarlarımızda o da olsun, bu da olsun, şu da olsun diye
gidiliyor ve odak kaybediliyor. Burada sadece denizciliği konuştuğumuz bir fuar ve Avrupa'nın merkezinde bütün dünyanın da geldiği bir fuardı. Tabii Rusya yok, Çin'i görmedim ama son derece iyi bir katılım vardı. Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan bayağı geniş, İngiltere'den vesaire. Gelişmelere baktığımız zaman aslında Ukrayna ile yaşanan sorunların, oradaki cepheden alınan bilgilerin çok etkisi olduğunu görüyoruz. Çünkü insansız deniz araçları, insansız su altı araçları ve sürü teknolojisi, sürü saldırıları ve insansız hava araçları hepsinin bir araya getirilmesine yönelik çalışmalar burada su üstü platformlarıyla beraber çok iç içe geçmişti. Benim geçmiş tarihteki benzer denizcilik fuarlarında gördüğüm şey daha çok işte makinalar, platformlar, hava sistemleri iken burada çok ciddi artık bir hibrit karma döneme geçildiğini görüyoruz. Çok ciddi bir miktarda insansız denizaltı biraz az hala ama özellikle su üstü araçlarının şey var, varlığı var karşımıza çıkan. Bence en önemli tarafı Ukrayna'dan alınan derslerin burada artık sergileniyor olması. Yani kısaca siz şeye dikkat çektiğinizde işte mesela Türkiye'de de daha odaklı fuarlar yapılmasına dikkat çektiğinizde ilerleyen süreçte sizce bu gerçekleşecek mi? Bunu nasıl görüyorsunuz? Daha odaklı fuarlar yapabileceğiz mi? Spesifik Bence alanlara bu yönelik. endüstrinin gelişmesiyle kendi başına yeterli hale gelmesiyle karşımıza çıkacak ve olması gereken bir şey. Endüstri de bunu bir yerden sonra isteyecek. Diyecek ki ben diğerleriyle beraber olmak istemiyorum. Sadece havacılık, sadece kara olsun diyecektir diye düşünüyorum. Aslında Eurasia Fuarı 2018'de Antalya'da yapılan bunun ilk örneğidir bir anlamda bakarsak. Havacılık platformlarına, hava platformlarına olsun diye yapılmış olan. Benzer şekilde daha çok sivil uçak olduğu için onu söylemiyorum. İstanbul Airshop, onu da belki düşünebiliriz. Ama havayı karayı, örneğin şöyle söyleyeyim. Fransa'dan bahsediyoruz. Hava fuarı deyince Bourget'yi konuşuyoruz. Kara fuarı deyince Eurosatory'i konuşuyoruz. Deniz fuarı deyince Euronaval'i konuşuyoruz. Eurosatory ile Euronaval aynı bu fuarda yapılıyor. Kimse kimsenin işine karışmıyor. Kimse kimseyle nereye gittiğini, niye gittiğini biliyor. Oraya gelenler ne bulacağını iyi biliyor. Gelmişken sürprizle karşılaşmıyor. Beklenmedik başka ülkeler, başka konular, başka şeylerle karşılaşmıyor. Var olan zamanını çok daha verimli bir şekilde değerlendirebiliyor. Bence bir fuarın en önemli hedefi insanların zamanını doğru değerlendirmesini sağlamaksa, bizim de odaklanmış fuarlara doğru ilerlememiz önemli, gerekli. Bir de ayrıca geçen Kozan Bey de Saha Expo'dan geldikten sonra Kozan Bey hatırlıyordur. Hani çok yorgunum, çok yorgunum diyordu. Hani fuar alanları çok büyük olunca insanlar için ekstra bir yorgunluk da oluyor yani böyle. Hani o koca fuarı gezmek bir gün içerisinde sığmıyor bile bazen yani. Hani kaçırdığınız yerler de olabiliyor ayrıca. Olabiliyor demeyelim, oluyor. Bakın ben İDEF'in 2019, 2021, 2023 show daily'lerini yapan ekibin içindeydim. Fuarın ilk gününden sabah saat 6'dan son günü akşam saat bilemiyorum saat kaça kadar fuarda olup artık eşyalar toplanırken 2023 İDEF'i söylüyorum. İnsanlar son gün son saatler eşyaları toparlarken "Aa burada bu mu varmış?" dediğim oldu. Ya ben yani 24 çarpı 4 gün müdür nedir? Herhalde 3'er saat eksik kalsın uyumak için ayırdık. Dışarıda tuttuk. Buna rağmen görmediğim şey olmuş. Ha burada şunu söyleyelim. Türkiye, Türk savunma sanayi bir gövde gösterisi yapma ihtiyacını da duyuyor. Bütün dünyaya ben gelişiyorum, birçok yeni ürün çıkartıyorum,
Siz bunları görmelisiniz. Biz buradayız deme ihtiyacında. O yüzden ben şunu söylemiyorum. Bugüne kadar yapılan yanlıştır demiyorum. Bu kadar büyük olması doğrudur. Sadece belli bir noktadan sonra hangi nokta olacağını bilmiyorum. Artık odaklanmaya geçmemiz gerekiyor. Daha verimli olabilmemiz için. Bütün söylemek istediğim Yani budur. bunu da Evet. bir merdiven gibi görürsek, sanayimizde artık basamakları çıktıkça daha da odaklı veya spesifik bazda fuarlara yönelecek gibi gözüküyor ilerleyen süreç adına en azından. Umarım. Kozan Bey, sizin var mı sormak istedikleriniz ya da eklemek istedikleriniz Özgür Bey'e fuarla alakalı olarak? Valla son sözleri çok güzeldi. Çünkü aynen dediği gibi tamam biz ihtisas fuarları olsun, işte denizcilik ihtisası olsun, kara olsun, şey olsun diyoruz ama aynen bir de gövde gösterisi yapması gereken, yani her şeyin var benim'i göstermesi gereken bir ülkeyiz biz. Amerika'da örneğin Euronaval gibi bir fuar yoktur. Ama neden yoktur? Çünkü San Diego'da veya New York'ta ya da Norfolk'ta donanma kongrelerinin olduğu yerlerde müthiş bir stand açma olayı vardır. Aslında o bir fuardır. Ama adına fuar denmez onun. İnanılmaz bir şey açıyorlar. Ben bir kez, kaç tanesiydi? 2017'deki New York'ta yapılmıştı, Javits Center'da. İnanılmaz bir büyük fuar. Yani fuar aslında o. Ama hani içinden geçip konferans salonuna yürüdüğün için konferansın standları adı verilmiş bir şeydi. Ama hani normal olarak böyle 3 katlı bir fuar alanı vardı orada da. İhtisası çünkü denizcilik konferansı olduğu için şeydi. Deniz fuarı karşılığı geliyordu. O zaman daha şeyi yapmamışlardı. Constellation'ı yapamamışlardı. Hala diğer firmalar şeylerini, fırkateyn tasarımlarını falan yayınlıyorlardı. O yani o Bir fuar kadar şeydi. olmayan fuarlar. Adı fuar olmayan fuarlar onlar da. Ama evet yakın gelecekte bence hani daha fazla ihracat yapıyorsak, daha fazla firmamız bu işlere giriyorsa o zaman ihtisas fuarları oluşacaktır. Yani doğru bir yaklaşım bu. Bir de Özgür Bey'in iyi tarafı şu, bize genelde, şimdi kimse yanlış anlamasın bu sözümü, bizim basın gittiği zaman kendisini götüren firmadan başka hiç kimseyle görüşmüyor. Abi fuara gitmişsin, Suudi Arabistan'da bir fuara gitmişsin, hani dehşet büyük bir fuar. Herkesle görüş, yani tamam özel programını yap, şeyini yap, etkinliğini yap ama git oradaki herkesle görüş, yani bunun Fransızı var, İtalyanı var, bilmem nesi var, rekabet ettiğin şeyler var, onlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Orada bize bizim sanları anlatıyorsun. Abi sen bunu 7/24 anlatabilirsin. Sen çok özel bir yerdesin hani. Sen bize bambaşka bir şeyler anlatman gerekiyor. Özgür Bey o konuda hep o yüzden böyle çok değerli buluyorum. Bize hep yabancı şeylerin haberlerini gözünden getiriyor. Bilgilerini gözünden getiriyor. O yüzden dolayı da hani Özgür Bey'in yabancı fuar gezmesini çok seviyorum ben yani. Teşekkür ederim. Bile galiba ben kendim gidiyorum, o yüzden de olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada fuar özelinde işin biraz arkadaşların heyecanını arttıracak kısmına gelelim. Tur Defin haber akışlarında Özgür Bey sağ olsun fuarı gezerken bizler için bir sürü yerli firmamızla alakalı da Tur Defin haber akışına haberler düştü. Bunların başlıcası Aselsan Göksur gemi yakın hava savunma sistemi çeşitlerini Fransa Paris'te düzenlenen Euronaval fuarında tanıttı dedi Turdef. Göksur'un 12 füze kapasiteli otonom versiyonu Göksur 100N/STA, 20 füze kapasiteli versiyonu Göksur 100TR-N, dikey fırlatma sistemli versiyonu Göksur 100TR-NVLS olarak isimlendirildi. VLS dikey atımlı lançerler geminin gövdesi içine gömülebiliyor. 3,2 metre uzunluğa sahip Göksur füzeleri daha büyük Hisar füzelerine göre daha az yer kaplayıp gövde içine de daha iyi gömülebilme imkanı sağlıyor. 15 kilometre menzilli Göksur füzelerinin hava hedeflerinin yanında insansız deniz araçlarını da imha edebileceği belirtiliyor dedi Turdef. Bence güzel bir gelişmeydi ve Turdef'in haber akışlarından gördüm ben. Başka haber akışında da görmedim işin açıkçası. Sizin fuara gitmenizin bir etkisi olarak gördüm ben Özgür Bey bunu işin açıkçası. Teşekkür ediyorum tekrar. Ayaklarınıza sağlık o anlamda. Rica ederim. Evet, o bir nokta savunma şey olarak bir sürpriz yapmışlardı. Ben de doğrusu beklemiyordum. Ben de diğer versiyonlara bakacağımı düşünürken birdenbire nereden çıktı şimdi bu, neymiş bu diye bir şaşkınlıkla doğrusu baktım. Bu arada Turdef'ten Kaan arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Kaan Bey'e güzel böyle bazı animasyonlar hazırladı bize. Kozan Bey, siz neler düşündünüz? Hani biz Midlas hakkında konuşuyorduk hep. Göksur hakkında da acaba şey diyorduk hani
VLS tarzında değil de normal RAM'in farklı bir versiyonları olarak işte kendimize has versiyon olarak üretilecek gibi şey yapıyorduk. Sanki biraz şapkadan tavşan çıktı gibi VLS kısmında. Değil. Bu milli dikey atıcı değil. Değil. Bu işte Göksur'un aslında bunu ilk İDEF'te, en son geçtiğimiz İDEF'te, o zaman Gürcan Bey şeydi biliyorsun, Sagen'in başındaydı. Aselsan'la beraber çok ciddi bir füze ve şey işine girdiklerini, yakın hava savunmadan neredeyse nokta hava savunmasına kadar hassas sistemler yapmak için beraber bir işbirliğine girdiklerini anlatmıştı. Ama bunu hani sözlü olarak bizlere anlatmıştı. Şey yapmamıştı, hani böyle bir çok resmi olarak yapmamıştı. Bu o zamandan olan bir düşünce değil, bir başlamış bir çalışmaydı. Şu anda bir dikey atıcı var mı? Var. Ama bu Midlas mı? Hayır, değil. Bu bambaşka bir dikey atıcı. Bu Afrikalılarla başladı. Afrikalılar Ukum, yok Finlandiya, şey Güney Afrikalıların ilk çıktı bunda şey olarak. Kendi özel atıcısıyla kısa menzilli hava savunma füzesini şeyden atma üzerine kurdu. Sonra bu Kuzey Avrupa'ya taşındı, işte en son Cezayir'e teslim ettikleri şeyde neydi, Umkoho falan gibi adı olan bir füzeleri var onların. Denel'in şeyini söylüyorsunuz. Deneyim, evet, işte Güney Afrika füzesi. Onu şey yaptılar. Gene aynen bu şekilde tek namlu, arkasında egzozu var, şeyi var. Kapak açıldı mı hem şey açılıyor, söyleyiverin adını, lançer kısmı açılıyor, hem egzoz kısmı açılıyor. Böylece otomatik olarak sen ateşlediğinde o füze oradan çıkabiliyor şeklinde bir basit dikey atıcı yaptılar. Çok basit. Hani öyle bir içinde kompleks bir şey yok, bilmem ne yok falan. Çok ucuz, çok hafif. Bir de o özellikleri var. Yani şeyin örneğin içinden su devri daimi geçer. Milli dikey atıcıda da, MK-48'de de içinden onun belli bir, çünkü çok büyük kuvvetli füzeleri de atacağı için su devri daimi falan yapılır onların için, güvenliği sabit tutabilmek için. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Zaten tek bir tane füze koyuyorsun. O füzeyi attın mı o atıcı soğumasa da olur, şey de olur. Uygun maliyetli, çok kolay çözümler. Data kablosunu çektiğin anda füzeyi ateşlemek için gerekli şeye sahipsin zaten. Yeteneğe sahipsin. Zaten şeyden alıyor, ana bilgiyi, veriyi şeyden alıyor. Geminin mevcut elektroniklerinden alıyor. Ondan sonra da gemiye koyduğun sensörle, işte yarı bağlantıda rotanı düzelt diye iki komut verdikten sonra kendisi kendi alıcı vericileriyle hedefine iyice kilitlenip şey yapıyor. Görevini yerine getiriyor. İşte uçağı vuracaksa uçağı vuruyor. Seyir füzesini vuracaksa seyir füzesini vuruyor. Bu çok kolay bir şey gemi için. Mevcut gemiler için de çok kolay düzenlenebiliyor ve ucuz maliyetinden dolayı bunlar çok tercih ediliyor. İşte Mısır donanması, Cezayir donanması, savunmasına çok çok para ayırmak istemeyen ama bir şey de olması gereken, hani bir hava savunmasına da ihtiyaç duyan ülkelerin en çok rağbet ettiği ürünler bunlar oldu. Elimizde Bozdağ'ın ortaya çıktı. Dikey atıcı yapmayı öğrendik, biliyoruz artık, hani zorunu yapmışız, bu kolayını yapamamıza imkan yok. O yüzden bunu yapacağımızı biz bekliyorduk. Eurostar'a nasipmiş. Zaten tanıtmaları gereken yerde bence de şeydir, yani hani burada başka ürünleri tanıtıp şey yapabilirler ama hani bu tür ciddi şey ürünleri, özel ürünleri yurt dışında tanıtmak bence daha kıymetli oluyor. Gelip Türkiye'de tekrar tanıtırsın zaten, ya da anlatırsın, 50 kere dinlerler. Yani dinleriz zaten. Ama hani bu tür şeyleri yurt dışında göstermek bence daha kıymetli. Ne yapabildiğini, elinde olan imkanlarla neler çıkartabileceğini anlatmak çok önemli. Burada en önemli görev, haddimi aşarak Özgür Bey'in zamandan çalışacağım, biraz şey, donanmaya düşüyor. Mutlaka mutlaka bunların en azından bir gemide denenme adı altında da olsa yerleştirilip ateşlenip gerçekten işe yaradığının gösterilmesi gerekiyor. Bütün Avrupa'da, Amerika'da, dünyada bu iş böyle yapılıyor. Siz ben yaptım, vallahi vururum dediğinizde kimsenin umurunda olmuyorsunuz ama ben bunu gemiye koydum, bak görüyorsun çalışıyor dediğin zaman tamam. O zaman çok daha rahat adamlar ikna oluyor. Gemiye çıkıp üzerinde kendileri görüyorlar gözleri. Aa evet, buradaymış bak. Burada helikopter, yani bunu örneğin Milgem'de helikopter hangarının yan kısmında yer vardır. Oraya da aslında şey, hem Ukrayna hem de Malezya dizaynlarında oraya şeyler kondu, füzeler kondu. Sen de çok rahat bu füzeyi koyabilirsin şu anda. Sekizli koyma, dörtlü koy, şey koy ama koy. Koy ki satmak istediğin ülkeler görsün, alsın. Yani ana amaç senin hava savunmanı arttırmak olsa dahi, diğer ana amacı da ihracat için. Sen ihraç yaparak hayatta kalmaya çalışan bir sektör olmaya doğru gidiyorsun. Çünkü artık Türkiye belli bir yerden sonra
yavaşlamaya başlayacak silahlanma konusunda. Zaten ekonomik olarak sıkıştığı için şu anda bile istenen hızda ödemeler ve projeler ilerlemiyor. O zaman senin çaren ihracat yapmak. İhracat yapmak da insanı üstünde göstermek. Üstüne göstermek için de koy abi hani diyerek olayı böyle bağlayıp Özgür Bey'e doğru atayım topu. Estağfurullah. Bir zaman zamanından çalmıyorsunuz. Burada çok keyifle şey yapıyoruz. Ben de sizden çok şey öğreniyorum bu arada. Hani vay be ben bunu görmüşüm diyorum şu anda sizi dinlerken. Var mı Özgür Bey eklemek istedikleriniz Göksu özelinde? Göksu üzerinde aslında Kozan Bey'in söylediği bir şey aklımda vardı. Bunu bir OPV'ye vesaire bir yerlere koyarak teklisini, çiftlisini gerçekten fiyat etkin bir şey yapmak, kapasite edinmek mümkün diyecektim. Kendisi de zaten söyledi. Ve bunu özellikle yaparak gerçekten aynı şeyleri söylüyoruz belki ama hemfikir olduğumuz için söyleme ihtiyacı içindeyim. Yabancı ülkeler, dış ülkeler herkesin yapacağı şeyi yapıyor aslında. Bu sizin silahlı kuvvetlerinizde kullanımda mı diye soruyor. Çünkü kullanımda demek bir, pek çok testi geçti demektir ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımını almış olması diğerlerinin aklının ermeyeceği daha da fazla testleri geçtiği anlamına gelir. Diğerleri derken herkese söylemiyorum ama ciddi önemli bir çoğunluğun hayatında karşılaşmayacağı sorunları Türk Silahlı Kuvvetleri bu bizim başımıza gelebilir diye dener, zorlar ve o nedenle diğerleri için, başka ülkeler için TSK mı almış, TSK mı kullanıyor? Okey. O zaman bu pek çok şeyi zaten geçti. Çok önemli bir artıdır. Artı, bununla beraber siz bir ürünü aldığınız zaman onun 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl lojistik desteğini aslında garantilemiş oluyorsunuz. O firmanın batabilmesi, işi bırakabilmesi, bir başkasına devredebilmesi ve ben bu işte artık yokum diyebilmesi diye bir şey yoktur. Siz de o zaman aldığınız geminin yarı ömür modernizasyonuna kadarki sürecinde ihtiyaçlarınızı karşılamayı garantilediniz demektir. O yüzden hem ürünün kalitesi anlamında hem ürünün ilerideki idamesi, bakımı, lojistik desteği anlamında geminin üstünde bu sistemin bulunması önemli bir kazanç olur. Bu sadece bu şeyin için konuşmuyorum. Ürün için konuşmuyorum. Her ürün için aynı şey var. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri de yerli firmaların ürünlerinin pazarlanma platformu değil. Bu belli bir kaliteye gelmiş, kendini göstermiş ürünler için konuşuyoruz. Orada Tabii güzel ki. bir noktaya dikkat çektiniz. Buyurun Kozan Bey. Şimdi biz bunu Bozdoğan'la gördük. Yani Bozdoğan türeviyle gördük, öyle diyelim. Kısa menzilli infrared arayıcı başlıklı füzemizle gördük. Peki bunu yarın öbürsü gün Gökdoğan tabir ettiğimiz daha uzun menzilli aktif radar alıcılı şeyle görebilme ihtimalimiz var mı sizce? Bence olmalı. Bence olmalı. Çünkü Çünkü yani eğer olduğu zaman standalone bir sistem aslında yaratmış oluyorsunuz. Özür dilerim. Aktif başlıklı, radar başlıklı. Belki onu yarı şeyle yapabilirsiniz. Homing gemiden belki bir süre için yapabileceğiniz başka bir şeyleriniz olabilir. Ama çok daha uzak menzille. Çünkü bu 15 kilometre menzili olan bir şey konuşuyoruz. Siz bunu 30-40 kilometreye menzili arttırdıkça aslında ikinci bir füze göndermek için zaman kazanmış oluyorsunuz. Kendinizi savunma ihtimalinizi, öz savunmanızı, gücünüzü arttırmış oluyorsunuz. O yüzden ne kadar uzak menzilden vurursanız o kadar savunmanız güçlü olacak. Ya da bir satürasyon varsa daha çok azalta azalta kendinizi şey yapacaksınız, savunmak zorunda kalacaksınız. O yüzden çok doğru bir soru. Eminim Türk Silahlı Kuvvetleri de aynı soruyu soruyordur ve bir cevabı yakında duyarız diye umut ediyorum. Orada bu konuşulmadı. teşekkürler. Bir diğer gelişme de gene dikey atım lançerleri üzerinden gene TURDEF'in haber akışından aldığım Midlas VLS'nin dikey atım sisteminin tek hücreli konfigürasyonunun
OPV'ler için kullanılacağı yönündeydi. Bu da aslında fuarda duyurulan yeni bir gelişmeydi. Gene Özgür Bey sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Siz nasıl değerlendirdiniz Kozan Bey? Tek hücreli OPV'ler için başka kullanım alanları nasıl görüyorsunuz? Nasıl Ne değerlendiriyorsunuz? gerek var? Ne gerek var? Ben muhafazakar bir insanım. Niye? OPV'nin radar sistemi şu anda mevcut konfigürasyonda olacaksa bittiğinde göreceğiz artık onun nasıl olacağını. Hisar O Plus ve hatta Hisar RF'e yetecek mi emin değilim. Hani seri atmaya zaten yetmeyecek. Bir hedefi atacak, onu aydınlatacak, onun şeyini düzeltecek. Yanaşmasını düzeltecek, ardından ikinci hedefi atacak, onun şeyini yapacak şeklinde ilerlemekte. Yani ona yetişebilecek. Ama ancak bu şekilde bir şey olursa, yani tek hücreli midlas zaten bir de pahalı bir şey olacak. Gene hani bu tür bir sisteme göre, az önce konuştuğumuz sisteme göre çok daha pahalı bir şey olacak. Hisar atacak, başka gezgin atamayacak. Çünkü gezgin için çok yükselmesi gerekiyor. Hani ne geçecek elimize bizim onu yapınca? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Tek atımlı midlas yerine yapabilirsin çok kolay ama hani becerin olduğu için kolay ama maliyeti çok 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 ucuz olmayacak. Çünkü o gene o soğutma sistemini isteyecek mi? Her şey için sen ayrı data kanalı açıyorsun. Bunda bir data kanalını 8'e yaydığın zaman sadece ateşleme komutu veriyorsun. Arada çok fark var. Ateşlediğinde ateşlenmiş şey ondan sonra kendi elektroniklerini açtığı için direkt olarak 90 derece şuraya dön diyorsun. O oraya dönüp gitmeye başlıyor. Şey için konuşuyorum, bozdan için konuşuyorum. Ondan sonra en fazla bir düzeltme verebiliyorsan veriyorsun. Veremiyorsan zaten bozdan kendi şeyi içerisindeyse kitlenme zarfı içerisindeyse otomatik olarak kilitleniyor. Sen bunu Hisar'da yapmak istiyorsan o zaman Hisar'a elektronik yüklemen gerekiyor. Yani SmartS mi yükleyeceğiz hisarlara? Yani biz orada düşündüğümüz Marde tam EASA diyoruz da en eski nesil EASA'lardan bir tanesi hani şey değişiyor. Tespit menzili 100 kilometreyi buluyor. Evet doğru belki 100 kilometrede bir uçağı görüyor vesaire yapıyor da aydınlatma menzili başka bir şeydir. Yani o hedefi gördüm. Bu hedef şu anda şu hareketi yapıyor diye füzeyi yönlendireceğin kadar hesaplamayı yapabildiğin menzil çok çok daha kısadır. Bunu yapana kadar da Hisar'ın görev zarfının altına düşmeye başlıyor. O yüzden hani tamam takılabilir, tabii ki takılabilir, hatta takılsın denensin memnuniyetle ama hani Midlas bence Hisar için pahalı bir çözüm olur. Ben o yönde düşünüyorum. Ama inşallah yanılıyorumdur. Donanmamız basar parayı şey yapar, takar. Özgür Bey var mı eklemek istedikleriniz? Burada Midlastik. üstad konuşuyor. Burada üstad konuşuyor. Ben teknik konuya geldiğimiz zaman her zaman söylüyorum. Ben mühendis değilim. Ben siyaset bilim okudum. Uluslararası ilişkiler çalıştım. Ben burada sistemlerin nasıl çalıştığını, nasıl çalışır hale geldiğini mühendisler gibi anlayıp da çözümleyebilecek birisi değilim. Benim yerim başka. O yüzden Kozan Üstadımın söyledikleri üzerine ben yorum yapmam. Tamam. Estağfurullah. Ben şimdi bir soru sorayım. Bunu bir ciddi rekabet olarak görüyorum. Siz ne dersiniz? Örneğin Hisar grubu üzerinden Aselsan işte şey çıkartıyor. Böyle bir tekli lançer çıkartıyor. Kendine özel füze için. Roketsan da diyor ki bir dakika diyor ben diyor zaten 8'li grubu yapıyorum diyor. Bunun diyor istersen sana teklisini de yaparım. Kendi füzelerim de olur içinde diyor. Hani bu bir rekabet olarak düşünebilir miyiz bunu? Yani evet ama mesela şey değil miydi? Biri Gürz'dü, diğeri başka bir şeydi. Sabte'nin şeyin Pantsir'in benzerlerini de Roketsan'la Aselsan çıkartmıştı. Yakın hava savunma füzesinde öyleler şu anda. Evet. Mert yapıyor Yani biri. bunlar olabilir. Şöyle düşünelim. Bence bir noktayı bulmak lazım. Ara noktayı bulmak lazım. Çok eskiden bundan 15 yıl kadar önce bir ihale olduğu zaman Havelsan'dan 3, Aselsan'dan 4, Roketsan'dan 2, şimdi rakamları uyduruyorum. Firma şey birim ihaleden teklife çağrı dosyası alır, başvuruda bulunur vesaireydi. Şimdi biraz daha azalmış bir şey konuşuyoruz. Aselsan 1, Roketsan 1'i konuşuyoruz.
Amerika'daki sisteme dönelim. Amerika'da bir şeyi yaparken pek çok zaman derler ki örneğin Lockheed Martin'le Boeing gelsin bir teknoloji demonstration çalışması olsun. Sen F-35'i çıkart, sen işte F-36 mıydı Boeing'in yaptığı onu şey yap, sonra karşılaştırırlar. Lockheed Martin bunu çalışırken Boeing'den gelsin şunu eklesin derler. Oradaki çünkü bir teknoloji, bir bilgi üretilmiş oluyor. Onu diğerine uygun noktasında entegre ediyorlar ve işler daha hızlı, daha güvenli gidiyor. Bu eğer yapılıyorsa yani Aselsan'ın yaptığı Roketsan'ın yaptığı Aselsan'a ekleniyorsa, orada bir bilgi akışı oluyorsa bilemiyorum ben olup olmadığını, hani siz daha şey, en azından akıl bunu gerektiriyor. O zaman bu yapılan bir zaman kaybı değildir. Ama tamamıyla herkes birbirinden şey gidiyorsa, kopuk gidiyorsa, o zaman evet sorunuz çok şey, bir rekabet var ama sonuç üretmekten çok birbirine ne zarar verebilecek bir rekabet demektir. O tabii üzüntü verici. Şimdi ben gene politik olarak sorayım, ben yani şey olarak teknik bir soru sormayayım. Buyurun. Dünyada yakın hava savunma füzesi üreten ülke sayısı 3. Bizi de kattığında Çinliler de bizim gibi şey yapıyor. Amerikalılar özel füze yaptılar gerçekten. Tamam, hani şeyin başlığını kullanıp kendi AIM-9'un başlığını kullanıp üzerine iki tane radyo alıcısı koyup ona göre dönerek radyo frekansını da arayıp ondan sonra oraya doğru kilitlenen çok özel bir füze yaptılar. Ama hani füzenin yapılış amacı zaten buydu. Çinliler bizim gibi şey yaptılar, hava savunma füzelerinden kendilerince dönüştürüp yakın hava savunma füzesi yaptılar. Biz yaptık işte yakın hava savunma füzesi, yapıyoruz daha doğrusu, hani eli yüzü ortaya çıkmaya başladı. Ama iki tane yapıyoruz. Yani Amerika bir tane yapıyor, Çin bir tane yapıyor. Hani bunların üretim gücünü, üretim devliklerini, verdikleri bütçeleri düşünüyorum. Ondan sonra biz hani niye iki tane yapıyoruz onu da çok şikayetini etmek istemiyorum. Güzel bir şey, ikisini de yapalım, ikisini de ihraç edebilelim, ne güzel. Ama hani bir koordinasyon olsa olmaz mı diye haddimi aşarak düşünüyorum. Ben vardır diye umuyorum. Yani doğrusu Aselsan'la Roketsan arasında bu konuda, burada şu anda o iki firmayı konuştuğumuz için söylüyorum. Bir koordinasyon yoksa üzülürüm. Ben hani cevap verirken yani bunu Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde bunun bir mutlaka bir koordinasyonu vardır umuduyla konuşmuştum. Yoksa üzülürüm doğrusu. Olmalı çünkü. Eğer bu konu özelinde Tekstilci gibi giriyoruz işlere. Yok yok, tekstilci gibi genel sohbet ediyoruz şu anda. Biz işlere tekstilci gibi giriyoruz. Türk tekstilcisi mantığı vardı biliyorsun. Malezya ihalesine bakıyorsun işte. Birinci STM, ikinci Asfat, üçüncü Dearsan. Hani abi bir şey var burada yani. Hani bir koordinasyon var anlamına gelmiyor bence. Hani hem STM Asfat varsa orada hani koordinasyondan ne kadar bahsedebiliriz diye bazen böyle bir şey oluyorum. Hani içim cız ediyor diyeyim. İhalede yarışırken buna çok karşı değilim Kozan Bey. Yani firmalar birbiriyle rekabet edebilir. Yeter ki birbirlerinin fiyatlarını öldürmesinler. Yani ben kazanacağım diye iş sonunda, günün sonunda hay Allah biz bu işi neden aldık diyecekleri fiyatlara inmesin. Onun dışında rekabet edilmesi geliştiren bir şeydir diye düşünüyorum. Endüstri. Eğer bu konu üzerinde ekleyecekleriniz yoksa bir sonraki konuma da geçebilirim. Flash gelişmelerden biri de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya gece yaklaşma testlerinden kesitler paylaştı olarak paylaşıldı. Böyle TB3'ün bir Anadolu'nun üzerinden böyle uçarken ki bir görüntüsünü gördük. Tabii ki arkadaşlar da hemen şey dediler, ya ne zaman indireceğiz işte gibi gibi hani sorular sorulmaya başlandı. Siz nasıl değerlendirdiniz Kozan Bey? Ben de şimdi gelişmeyi nasıl değerlendirdiniz? Ben de görüntüsünü getireyim ekrana. Şöyle
Şöyle anlatayım sana. TCG Anadolu'nun ilk çıkıldığı ihalesinde teknik ekipteydim. O yüzden dolayı şartname yazılırken neler yazıldığını çok iyi biliyorum. Hani bazen bazı komutanlarımız çıkıyor. Bu gemi zaten uçak insinde yapıldı. Hayır abi, bu gemi uçak insinde yapılmadı. Bu geminin şartnamesinin hiçbir yerinde uçak inebilir yazmıyordu. Onu en baştan söyleyeyim yani. Hani alsınlar bütün şartnameyi, 1480 sayfa falandır. Okusunlar. Hiçbir yerinde uçak da insin diye bir şey yazmıyor. İş doğru bir biçimde, çok doğru bir biçimde İspanyollarla ortak bu proje ortaya çıkınca, orada da ek şartnamede şey vardı. İspanyollar bunu düzgüverteli olarak yapacaklardı. Rampa falan olmayacaktı. Anlaşmada da bu yazıyordu. İspanyollar kazandıktan sonra güverte düzleştirilecek. Yani bize bir düzgüverteli ne diyelim işte kendi yaptıkları Juan Carlos'u teslim edeceklerdi. Fakat sonra görüldü ki güverteyi düzleştirmenin kazançtan çok zararı var. Orada herhangi bir helikopterin daha fazla aynı anda inip kalkmasını sağlayacak bir durum yok. Bu ortaya çıkınca yarın öbürsü gün siz de her yer indirirsiniz. F-35 üyesisiniz. Belki F-35 alırsınız denilerek bırakıldı. Yani düz Çin gemisi seçilseydi, ki düz Çin gemisi ihale katılmamıştı da, ya da işte İtalyan destekli yapılan bir özel tersanemizin diğer tasarımı seçilseydi, rampa falan olmayacaktı o gemide. Yani o yüzden hani bazı şeyleri doğru anlamak gerekiyor. Bu gemi çok amaçlı amfibi gemi. Üzerine helikopterler inecek, helikopterler kalkacak. Ama o sırada teknoloji gelişti. İmkanlar ve becerilerimiz arttı. O zaman Baykar dedi ki, ben dedi elimdeki TB2'nin daha güçlüsünü, biraz daha büyüğünü, işte menzili arttırılmış, taşıma kapasitesi arttırılmış bir tanesini bu mesafeden kaldırabilirim, indirip kaldırabilirim dedi. Ve bunu konvansiyon olarak yaparım dedi. Yani bu gemide şu anda şey olmayacak, iniş kanca tutup da işte bar tabir ettiğimiz kancanın halatı yakalayıp da kendini yavaşlatma sistemi olmayacak. Uçak kendini böyle yavaşlayarak durduracak. Ve bu çok zor ve zahmetli bir iş. Çok kısa bir mesafede durması gerekecek. Bu bir. İki, pistin genişliği helikopter için yapıldı. Bayraktar TB3 hani artık limitlerini zorluyor. Yani hata payı kalmıyor. Bu gemi için Bayraktar TB3'ün ineceği hata payı çok çok az. Hani belki 4 metre falan, yani o kadar az bir şeyden bahsediyoruz. Bunu yapabilmek çok çok zor. Hani hadi insin, ben onlardan daha fazla istiyorum diyen arkadaşlardan, ama hani çok ince bir hesap gerektiren bir şey. Çok ince, hani belki 5 tane ayrı sensörden veri alıp da bilmem ne yaptıktan sonra yapılacak bir şey. Belki İlerleyen yıllarda kaza kırım oranı çok yüksek olacak, çünkü çok şey yapıyorsunuz, hani hata payınız çok çok az bir şey indiriyorsunuz. Gemi hareketli, uçak hareketli, hareketli bir yere inerken zıpladığı zaman kayarsa ya da yönünü değiştirirse nasıl olacak, bunun çözümleri nedir vesairedir, böyle dertlerimiz var. İki, TB3'ü kullanırken güverte üzerinde başka hiçbir şeyin olmasına izin veremiyorsunuz, çünkü kanat çok büyük. Yani TB3 bir yandan şey yaparken bir yandan helikopterde öbür tarafında iniş kalkış yapabilme, öyle bir ihtimal yok. Çünkü TB3'ün kanatları o kadar büyük ki, o sırada pistin üzerinde başka hiçbir hava aracı olmaması gerekiyor belki. Ya da en fazla bir helikopter yanda durabilecek. O kadar yani, hani bu geminin limitlerinde artık bir şey, yani limitlerini zorlayan demeyin de hani limitlerinde bir iş yapmaya çalışıyoruz TB3 ile ilgili olarak. Diliyorum ve umuyorum ki bunu dört başı mamur bir şeyinde yaparız. Çünkü acayip bir şey katar. TB3'ü bu şekilde yapabilirse Baykar, dünyada da böyle bir pazar oluşabilir. Belki TB3'ten edindiği tecrübeyle TB1 yapar bir tane, TB küçük bir daha küçük bir TB şey yapar. Daha farklı kuvvetlerin kullanımına sunabilir. Portekizliler şu anda hemen bunları kafaladı. Şey yapıyorlar. Ki çok da Türkiye'yle de görüşüyorlar bu konuda. Onu da söyleyeyim yani hani. Kendileri de aleni olarak şey yapıyorlar. Sürekli Portekiz askerleri gidiyor, geliyor. Deniz kuvvetlerine geliyor, gidiyor. Türkiye'deki firmalara geliyor, gidiyor. O yüzden dolayı hani yarın öbürsü gün böyle TB 0.5 görürsek hiç şaşırmayacağım bir durum olacak. Portekiz için. Yani şu anda demek ki dünyada böyle bir pazarın oluşabilme ihtimali var. Japonya bile aslında sana bir şey sürttü, yani omuz sürttü ya, hani benim kara işte TB2'yi kara kuvvetlerine alsam mı, TB3'e izumalar için ya da şeyler için baksam mı diye. Sonra Amerika ayağını denk al dedi. Şey yaptılar, titreyip kendilerine geldiler. Güzel bir şey yakaladı. Ve bunu Anadolu'dan yapabilirse, ama dediğim gibi çok zor derken yapamazlar, imkansız da söylemiyorum. Gerçekten çok zorlanacaklar. Ki mühendis ekibiyle de TB3'ün konuştum. O yüzden şey yapayım. Örneğin
uçağa indikleri anda Anadolu'nun üzerine modeli hani yerleştirmek üzere Anadolu ilk yapıldığında bir gezdirildi ya tüm deniz kıyılarında. O sırada işte ilk daha uçağı indirdikleri anda şey yapmışlar hani. AB hesaplamalarımızda biz şeyi daha kaygan zemin olarak hesaplamıştık. Sürtünme katsayısı pistin çok daha fazla diye kendilerini daha güvenli hale getirebileceklerini görmüşler. İlk şeyleri oydu. Bir il geldik diyor. Böyle bastık diyor ayağımızla diyor. Abi burada biz daha iyi dururuz, daha hızlı dururuz diye şey yaptık diyor. Tepki verdik diyor. Sonra Selçuk Bayraktar geldiğinde işte bakmış. Evet demiş biz burada çok daha iyi dururuz. Hani modellemelerimizde bunu şey yapalım. Ekleyelim demiş. O yüzden dolayı durabileceğini kabul ediyoruz hepimiz. Ha duramazsa da zaten ya kalkışa geçer tekrar kalkar veya suya doğru gider. Ben birkaç şey sormak istiyorum. Bir defa şeyi söyleyeyim. Damen'le ilgili tespitiniz, şeyiniz çok doğru. Ben Euronaval'da konuştum Damen ekibiyle. Portekiz işinde çok ileri bir pozisyonda olduklarını, yakında bu işi tamamlayacaklarını söylediler. Yani tespit aslında çok Türkiye bu konuda Amerika ile beraber bu General Atomics'in bir şeyi vardı. Evet. Novajo muydu? Boş evet. Onunla beraber bu işe şey yaparken aslında dünyaya da örnek olan bir pozisyonda Türkiye. Başa güreşiyor ve dünyaya örnek oluyor. Şeyi merak ediyorum. Bu geminin şeyinde çalıştırdığınız için teknik şartnamesinde dalga sönümleyicisi var mı? Çünkü bir uçak gemisini konuşuyorsak evet Yan şart oluyor. pinleri var. Hı. Pinleri var. Yani hani siz biliyorsunuz o yüzden hani şey 4 metre dediğiniz noktada bir şeyimiz var. Benim şöyle bir sorum var. Gece inişi şey gece yaklaşması yaptı diye insanlar işte kendine çok güvendi, çok şöyle yaptı, çok böyle yaptı bir takım yorumlar çıktı. Ben bunlar doğru mudur bu yorumlar? Onu merak ediyorum. Yani güvenmekle alakası var mı diye onu merak ediyorum. Kafamda da şöyle bir sorunun arka tarafı var. Hani akşamları özellikle sabaha karşı aslında hava çok daha durgun olur ve gemiye yaklaşmayı ilk defa deneyecekseniz böyle bir zamanı daha çok tercih edersiniz ki kışa girdik daha da darbeli şeyin az olacağı, rüzgarın az olacağı bir yere zamanlamayı tercih edersiniz ben olsam diye düşündüm. Gece olmasının anlamı nedir diye o yüzden sormak istiyorum. Aynen dediğiniz gibi gece bir de artık günümüzde hani gündüz yapıyor, gece yapıyor. Sensörler çok gelişti. İnsan sistem için özellikle böyle sabit kendi yerine inmek için bir geceyle gündüz arasındaki fark eskisine göre çok çok az. Çünkü termal yaklaşımlar olsun işte infrared yaklaşımlar olsun vesaire size artık gündüz gibi bir his şey veriyor, görüntü veriyor. O yüzden hani insansız sistemin otomatik algoritmasında gündüz ya da gece olması, belki gece olması daha bile iyidir. Güneş tam karşıdan gelecek olursa pek çok şeyi sensörün alıcılığını şey yapabilir, etkileyebilir ama geceliğin o ihtimal olmadığı için belki gece hani tabii ki daha zor insan açısından ama insansız sistem otomatik olarak kendi inecekse bence gece daha doğru. Ve dediğiniz çok doğru, o konuda çok haklısınız. Geceleyin hava daha sakin oluyor bizim civarımızda bunu denedikleri bölgelerde. O yüzden de hani aynen geminin daha stabil olduğu, çaprazdan gelecek bir rüzgarın olmadığı, çok daha az vortex oluşacağı için daha güvenli bir uçuş ve geçiş yapabilme imkanını doğurduğuna kesin gözüyle bakabiliriz. Daha belki şey yapacak önce, touch and go yapacak, inecek, cik diye şeyleri vuracak, tekerlekleri vuracak. Hocam. Sonra tekrar yol verip hızlanarak havalanacak. Yani büyük ihtimalle bence onu göreceğiz önce diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Hani bizler için gece daha zor ama araç için, otomatik bir sistem için gece gündüz farkı daha azken rüzgardan daha çok yararlanmayı tercih edecekleri bir şey, zamanlama. Aynen öyle, aynen öyle. Gemi bence olması gerekenden daha yavaştı. Hani onun da sohbetini yapabiliriz. Genel olarak seyir esnasında bu gemi hızlandığı zaman güzel bir gecede olsa bir şey alabiliyoruz. Görüntü alabiliyoruz yani. Burada tabii gemi hareket halinde, onu söyleyelim öncelikle. Gemi durdu, üzerinden uçak uçuyor gibi durum yok. Ama gemi olması gerekenden çok daha yavaş bir süratteydi o videolarda. Muhtemelen hani o optimum hız yakalanacak. 18 knot, 20 knot artık kaç olacaksa o
Baykar'la şeyin çalışarak yapacağı, deniz kuvvetlerinin çalışarak yapacağı bir ortalama süre olacak o. Orada inmesi şey olacak geminin. Yani aslında burundan şeyden kayak rampasından çıkarken bir geminin ileriye doğru bir 20 knotla ilerliyor olması lazım kolay kalkabilmesi için. Aynı şey inişte de geçerli olan bir şey o zaman. Ben bu Aynen, kısmını bilmiyorum. aynen öyle. Aynen, inişte de çok geçerlidir. Hatta böyle rüzgarı tam karşıdan almak veya tam arkadan alarak inerek şey yapılır. İniş tekniğine göre, uçağın iniş paternine göre sizi o kadarlık bir bağıl hız kazandırır. Ya da o kadar daha bağıl hızınızdan daha yavaş olarak iniyor hissedersiniz kendinizi. Yani o yüzden çok kıymetlidir yani geminin hareketi orada. Dediğim gibi çok çok zor bir işe kalkışıyoruz. Anadolu'dan dolayı çok çok zor bir işe kalkışıyoruz hani. Evet, Elimizde daha geniş. kanatı çok büyük çünkü. Evet, kanat açıklığımız çok büyük olduğu için umarım böyle hani dört dörtlük şu işi beceririz de iç huzurunda oluruz. Ama hani dediğim gibi ciddi riskler içeriyor. Baykar'ı hani bu kadar gözü kara ve iyi çalışarak bunları bertaraf edebildikleri için de kutlamak gerekiyor. Tebrikler. Bu konu özelinde eklemek istedikleriniz yok sanırım. Uygun görürseniz bir sonraki konuya geçeceğim. Bir sonraki konuyu da gene arkadaşlara söyleyeyim. Turdefi ve Özgür Bey'i Twitter'dan ekleyin. Gene onların haber akışlarından çaldığım bir haberi ve sizlerle gene Özgür Bey'in yorumlarını rica edeceğim. Turdef şöyle paylaştı. Türkiye F-16 Viper'lar için ilk ödemeyi gerçekleştirdi denildi. Ve hani bunu okuyan hani uluslararası ilişkisi bilgisi olmayan veya sektörü veya artık gelişmeleri çok takip etmeyen bir insan şöyle düşünebilir. Biz artık parasını ödedik. Uçaklar geliyor mu? Ama şeye de baktığımızda önceden parasını ödediğimiz F-35'ler ve gelmeyen F-35'ler konusu da var. Parasını ödediğimiz halde. Şimdi bir de tabii ki Amerika'da seçimler de oldu. İşte başkan değişikliği oldu. Trump tekrar göreve geldi. Ki Trump önceki başkanlığında şöyle bir şey söylemişti. Hani tam motomot hatırlayamayacağım, cümleyi de kuramayacağım. Ama benzeri şu şekilde. Ya işte hani bizden bahsederek adamlar parasını ödediler, uçakları vermeyen bizdik gibi hani kendilerini suçlu bulan şekilde bir açıklaması da olmuştu. Dolayısıyla da şu an bazı arkadaşlar da Trump'ın önceki döneminde yaptığı bu açıklamayı hani parantez içerisine alarak diyorlar ki Trump artık bu yeni döneminde hani bize F-35'lerin de yolunu açar mı? Tabii ama öncesinde bir de F-16'lar var. Özgür Bey bu konuyla alakalı çok geniş bir makale de yazmıştı. Dediğim gibi LinkedIn'den Özgür Bey'in Twitter sayfasından takip etmeyenlerin de takip etmesini öneriyorum. Bu tarz içerikleri kaçırmamaları için. Özgür Bey isterseniz sözü burada size bırakayım. Arada sorularımız olursa gene ekleyelim. Uygun Tabii görürseniz. şimdi bu aslında tek bir konu değil. Yani işin içinde biraz Eurofighter var, biraz Yunanistan var, pek çok konu var. İsterseniz biraz bölümlere ayırarak gidelim. F-16'nın parasını ödedik derken, örneğin orada bir şey var haberde, İngilizcesini yazarken şeyle söylüyorum. Installment yani taksit demedim orada. İlk ödemesini yaptık diye söyledim. Çünkü installment taksit derseniz toplam paranın içinden artık belli bir toplamı bellidir. Onun içinden bir noktasını veriyorsunuz demektir. Oysa gördüğümüz kadarıyla hala toplamı belli değil. Çünkü hala müzakereler devam ediyor. Müzakere bitmedi demek, toplamda belli değil demek. O zaman taksidini konuşamazsınız. Ama benim Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmelerden öğrendiğim, burada bir ödeme yapılmış, miktarı bilmiyorum. Bu şu demektir benim acizane anladığım, bir toplam ortaya çıktığı zaman oradan bu meblağ düşülecek. Biz artık bazı kesinleşmiş, değişmeyeceği belli olan işlemlere başlayabiliriz anlamına geliyor. Ama tekrar ediyorum, bu bir taksit değil. Taksit derseniz, çünkü 26 Ocak 2024'teki
şeyden kongreye verilen şeyde 23 milyar dolardan bahsediyorduk. 23 milyar dolar ya da daha aşağısında daha düşük bir meblağı kararlaştırmış olmamız gerekirdi. O daha kararlaşmadı. Ama bir şeyler de ödeneceği belli. Uyduruyorum. 15 milyar diyelim. 15 milyarın en azından 15 milyar diyelim mesela. O zaman belki bunun 300 milyonu. Ama bu hala taksit değil. Böyle bir kelime oyunları içinde bir bu işi başlatalım. Adını koyalım. Hani işlemin adını koyalım. Artık bu işe şey yapalım diye. Ben anladığım kadarıyla bir Haziran ayında, 6 Haziran'dı galiba, Amerika'da bir şey yapmışlardı. Türkiye ile artık önemli bir aşamaya geldik. Belli bir şeyi aştık denmişti. Bu ödemenin de 6 Haziran, 7 Haziran, 5 Haziran gibi bir tarihte yapılmış olduğunu anlıyorum ben okumalarımdan. Kozan Bey, var mı konuyla alakalı değerlendirmek istediğiniz? Öncelikle şunu sorayım. Bu anladığım kadarıyla hani şey mi olacak diye düşünüyorduk, bekliyorduk acaba ne olacak diye. F-35 ödenecek diye bekliyorduk. Hayır, biz F-35 projesinden çıkmış gibi değiliz. O paramızı ödedik, o orada dursun. Biz buna ayrı para ödüyoruz mantığında gidiyoruz gördüğüm kadarıyla. Doğru mudur sizce? Bence doğru. Burada şimdi bir başka bir konuya geçiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ben Amerikalı bazı yetkililerle bir görüşme yapmıştım. S-400 konusu çok gündeme geldiği zaman yaptım bu konuşmayı. Hatırlarsınız Yunan kaynakları şey demişlerdi, Türkiye S-400'leri İncirli'ye konulması konusunda Amerikalılarla görüşüyor demişlerdi. Ben Amerikalılarla konuştum. Tabii Amerikalıların görüşünü söylüyorum size. Onların söylediği bizim için CAATSA ve NDAA yani National Defense Authorization Act'lar önemlidir. Buradaki kanunlar önemlidir. İncirlik bir kıstas değildir demişlerdi. Bunu konuştuğumuz şey sırasında, görüşme sırasında da F-35 şöyle bir şeye atıfta bulunmuştum. Amerika benzer bir uygulamayı Pakistan F-16'ları için yapmıştı. O zaman onları bir yerde park etti ve park ve bakım parası adı altında Pakistan'dan para talep etti. F-35'ler için bizim durumumuz nedir? Siz bunu bizim verdiğimiz paranın içinden istediğimiz, talep ettiğimiz paranın içinden talep etmeniz gibi bir şey var mı diye sormuştum. O zaman hayır, bu konuda bir görüşmelerimiz var ama o paranın ne olacağı daha belli değil demişlerdi. Bu şu anlamlara geliyor. Bizden bir para talep edecekler bakımla ilgili bir pazarlık anlamı var. İki, bu finalize olmuş değil. Üç, böyle bir şey finalize olmadıysa bunu ayrı bir kasada hesaplar karışmasın diye ayrı bir tarafta tutuyorlar demektir. Türkiye bu programın yani 40 uçak artı 79, 79 mıydı 78 miydi? 79 modernizasyon kit ve silahların parasını ayrı bir hesaptan ödüyor demektir. Bence karışmıyor. Hani farklı iki denizcisiniz, farklı iki tuzluk seviyesindeki su gibi. Ben görüyorum, karıştırmıyorlar demektir diye düşünüyorum ben. Benim okumam böyle. Aynen. Teşekkürler. Rica ederim. Peki, Peki, buyurun Kozan şimdi Bey. sen devam et. Bu çok uzun bir konu. Nereye bağlayacaksın? Sen bir söyle Kaner, ben ondan sonra varsa bir şey söylerim. Bu işte Trump dönemine ve F-35'i soracaktım. Bir de bu tabii ki bu sürecin hani siz süreci bir bütün olarak söylediniz. İşte F-16, F-35, işte Eurofighter, Typhoon'lar. Hani işin bir de diğer taraftaki Türkiye'nin hani F-16, F-35'ten sonra Eurofighter Typhoon'lara ulaşan kısmını da nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin oradaki görüşleriniz nasıl diye soracaktım. Böyle baştan biraz şeye alalım. Türkiye'nin F-35 programında ilerleyemeyeceği
duraklayacağı belli olduğu zamanlar 2018, 2019, 2020 bu şeyler. 2019'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben Amerika'daki F-35 teslim törenine de gitmiştim. Uçağı yanında görüp de almadan gelmek üzüntü verici bir şey. O tarihlerde Yunanistan bir uçak bakıyor diye bir şey vardı. Daha net Rafael değildi benim kafamda. Pek çok şey olabilir gibi, tek motorlu bir şey olabilir gibi görülüyordu. Olabilir diye düşünüyordum. O tarihte ben mesela bunları konuştuğumuz zaman İsveç'le aramız iyi değil ama bu işler her ne zaman düzeleceği belli olmaz. Olursa Saab'ın Gripen'lerini düşünmeliyiz. Çünkü bakımları çok ucuz, çok yetenekli uçaklar diye bakıyordum. Ama Rafael olunca çift motorlu o tarihten itibaren bir daha ben Gripen demedim. Çünkü çok daha yüksek radar gücüne sahip olan, çok daha yüksek irtifada uçabilen, yüksek taşıma kapasitesine sahip bir uçağa konuşmak gerekiyordu ki aslında köklerine bakarsak Eurofighter'la Rafael aynı programdan çıkıp Fransızların biz kendi başımıza yapacağız, aynı soruna kendi başımıza cevap vereceğiz demesiyle doğmuş bir uçak. O nedenle Rafael'in hakkından ancak Eurofighter gelebilir düşüncesiyle ben Eurofighter üzerinden gitmemiz daha doğru olur diye düşünüyordum. Hani bunu kimseyle de paylaşmış değilim ama devlet aklı bunu şey yaptı, konuşur hale geldi. Bundan sonrasında Türkiye'de bir şöyle bir ayrım oldu. Biraz orayı anlatmam gerekiyor belki. Türkiye orada sanki önce Amerika'ya F-35, F-16 pazarlıklarına girerken o olmazsa biz bunu Eurofighter'la özür dilerim. Devam ettiririz. Sizin olmazsa orayla yaparız dediği gibi anlaşıldı. Zannediyorum Amerikalılar da bunu böyle anladı. 2022'de, 2023'te, 2000 düzeltiyorum 2021'de Farnborough'da ben İngilizlerle konuştuğum zaman İngilizler şu şeyle bence bir mesaj vermeye çalışıyorlardı. Türkiye bir karar versin. F-16 mı alacak? Eurofighter mı alacak? Biz Amerikalıların pazarlık masasında bir koz olmaya razı değiliz tadında konuştular benimle yaptıkları ve bana verdikleri röportajda. Bundan sonrasında ben bir süreci çok yakından takip etme ihtiyacı hissettim. Ne zaman o zamanki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika'ya gitse, o zamanki Savunma Bakanı da aynı gün ya da bir sonraki gün İngiltere'ye gitmeye başladı. Bu 3-4 defa tekrarladı. Böylece birisi F-16'yı düzeltiyorum konuşurken diğeri Eurofighter'ı konuşuyordu. Ve aslında bir yerden sonra şuna geldi. Biz F-16 alsak da almasak da Eurofighter alacağız. İkisine birden biz bütçe ayıracağız. İkisini birden alacağız. Çünkü F-16 bizim genel olarak dünyada önemli bir F-16 filosu Türkiye'de var. Ve 40 tane daha eklediğimiz zaman bir de bunları Viper Block 70 seviyesine çıkarttığımız zaman çok olgun, çok homojen bir sistemimiz olacak ki bir de buna Özgür projesine ekleyeceğiz. Son derece güçlü bir filomuz olacak ama iş Yunanistan'a geldiği zaman, daha doğrusu Rafael'lere geldiği zaman F-16'lar bazı konularda aynı performansı veremiyor. O nedenle bizim bir şekilde bunu Eurofighter'la çözmemiz gerekiyor diyerek bence Amerika'nın Birleşik Krallığa siz bu işten uzak durun, bizim işimizin önüne geçmeyin mesajı vermesinin önüne geçtiler. Ve Türkiye aynı anda iki tarafla birden yürür hale geldi. Ben bunu çok daha uzun zamandır, uzun zaman önce Turdef'te yazdım. Böyle söyleyeyim. Ozan Bey, var mı sormak istedikleriniz ya da eklemek istedikleriniz? Var. Bir de bunun İsveç ayağı vardı. Bizim bunu kabul etmemiz, İsveç'in NATO'ya üyeliği vesaire. Tam bir politik konu bu yani. Hani sizden daha güzel bunu anlatabilecek kimse de aklıma gelmiyor.
Estağfurullah. Bir defa mutlaka benden çok daha güzel anlatacak kişiler vardır. Ben çok konuşulan konuların dışında bir iki noktaya temas etmek isterim. Şöyle ele alalım. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Neydi buradaki şey? Rusya diyordu ki buralar benim eski topraklarım. Ben buraları geriye istiyorum. Gürcistan'a da aynı şeyleri söylüyordu. Belki biraz Finlandiya için söyleyebilir. Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde buralar onların şeyiydi. Ama İsveç asla Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin bir toprağı olmadı. Ve aslında bakarsanız Finlandiya'nın arkasında doğrudan saldırı için ancak taarruz için ancak deniz yoluyla gelebileceği bir yer. Evet, şimdi bazı şeyler çıkarttı Kaner Bey, sağ olsun. Şöyle bir şey var. Ben diğer tartışma konularını kenarda bırakarak bir şey söylemiyorum. Ama bunu da görmemiz gerekir diye söylüyorum. Ben şöyle bir şeye inanıyorum. Şimdi daha geniş bir perspektiften sadece Rusya Ukrayna'ya saldırdığı gibi bize de saldırabilir korkusuna Finlandiya ve İsveç'in yıllardır var olan tarafsızlık politikasından çıkıp bir anda NATO'nun şemsiyesine girdiğini ben çok ihtimal vermiyorum. Bu bir endişe mutlaka özellikle halkta vardır. Ama dünyada ticaretin, paranın aktığı yola biraz bakıyoruz. İşte hep konuşuluyor. Asya Pasifik'te bir savaş olabilir deniyor. Bu niçin söyleniyor? İşte bir çiplerden dolayı olabilir deniyor. İki, dünya deniz ticaretinden dolayı söyleniyor. Nedir burada önemli olan konu? Dünya ticareti hava, kara, demir yolu ve deniz yollarıyla gerçekleşiyor. Bunların içinde %80'i ticaretin deniz yoluyla gerçekleşiyor. Ve Çin'den 3 tane özellikle büyük istasyon var, şey var, liman var. Buradan çıkan mallar Hollanda'ya gidiyor. Nasıl gidiyor? Hollanda'dan, Çin'den çıkıyor. Hindistan'a, Hint Okyanusu'na geliyor. Oradan Pakistan'ın önünden Kızıldeniz'e giriyor. Ya da Umutburnu'ndan, Afrika'nın güneyinden dolaşıyor. Ve Hollanda'ya kadar, yukarıya kadar çıkıyor. Bu yoldan yaklaşık 5.000 mil daha kısa ve deniz ticareti açısından da bir 10 gün kadar seferi daha kısa süren çok daha ekonomik yeni bir yol ortaya çıktı. Bu dünyanın ısınmasıyla, iklimin ısınmasıyla ortaya çıkan bir yol. Kuzey Buz Denizi'nin orada. Şimdi mesela Haziran ayında, geçen 2024 Haziran'ında Putin ilk defa olarak Alaska bizim eski toprağımızdır, biz burayı geri istiyoruz dedi. İşte bundan 150 yıl önce Amerikalılar parasını verip satın almış olabilir. Biz önemli değil, biz burayı geri istiyoruz dedi. Bunu niye söyledi? Alaska'da petrol yatakları var ama bunlar için söylemedi. Daha önemli bir şey için söyledi. Alaska ile evet burası Rusya arasındaki mesafe 52 mil. Ben işte Google Earth üzerinden neymiş 84 kilometre. Burası Bering Boğazı'nın başlangıç noktası. Alaska'yı ele geçiren, Alaska'yı kontrolünde tutan birisi Bering Boğazı'ndan itibaren Kuzey Buz Denizi'nin girişini elinde tutuyor demektir. Biraz evvel gösterdiğimiz İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç'in olduğu yere kadar, evet, buraya kadar gelen yolun tamamı Rusya'nın kontrolünde olmuş oluyor. Burada şimdi Haziran 2023, Mayıs 2023 gibi bazı işte mesela Danimarka, Haziran 2023, Nisan 2023, Finlandiya. Burada yazan bu tarihler Amerika'nın bu ülkelerle imzaladığı askeri işbirliği ve üs konuşlandırma anlaşmalarının tarihleri. İsveç'in
Onaylanma tarihini de aşağıda görüyorsunuz. Bütün bunların bu kadar şey olması, tesadüf olmasını ben doğrusu beklemiyorum. Burada ben Türkiye, Çin'den Hollanda'ya giden üstteki, kuzeydeki yolun Rusya kontrolüne girmesine karşılık buraya karşı NATO'nun sürece dahil olmasını, bu yolun sonunun NATO'nun güvenliği altına, kontrolü altına alınmasına çalışıldığını düşünüyorum. Bu nedenle de Türkiye ile İsveç arasındaki pazarlıkların aslında temelinde biz İsveç'in şey alıyoruz değil, NATO'ya alıyoruz değil, Kuzey Buz Denizi'nin batı ucunun güvenliğine NATO'nun müdahil olmasını konuşuyoruz. Şey bu, yani işin aslında pazarlık, Türkiye İsveç'in denize NATO'ya girmesine izin versin mi değil bence. Kuzey Buz Denizi'ndeki yolun ucuna NATO müdahil olabilsin mi tartışmasıydı. Buradan başlayarak daha sonrasında buna Türkiye izin verince Türkiye'nin NATO içindeki önemi tekrar çok artan bir yere geldiğini düşünüyorum. Çünkü dünya ticaretinin %80'ini konuşuyoruz aslında. Aynen. Şeyi eklemek istiyorum size. Bu sene çok su kaldırdı o rota. Kuzey Buz Denizi rotası. Çinliler ilk defa şeyde kullandıkları normal Süveyş geçişinde kullandıkları konteyner gemilerini o rotadan gönderdiler. Şimdi Amerika neye karşı çıkıyor? Diyor ki bu gemiler diyor ice sınıfı değil diyor. Yani buz çarpmasına karşı herhangi bir şeye karşı korumalı değil diyor. Ondan sonra Çin de diyor ki ben diyor gemimi gönderdim. Oradaki en büyük deniz saha sahibi olan da hiçbir şekilde bunda bir yanlış vardır demedi. Buz kranlarla yolu açan şey olduğu için, Rusya olduğu için. Hiçbir şekilde bunda yanlış bir şey var anlamında da herhangi bir şey söylemedi. Gemiler de gitti çok rahat da anversen açtılar diyor. Hani herhangi bir sorun yok ortada diyor. İşte Norveç karşı çıkar diyorlar bunlar. O da diyor ki Norveç'in orası diyor daha açık. Buzluk değil orası diyor. Orada Norveç'in şeyinden geçmiyorum diyor. Uluslararası karasularından geçmiyorum diyor. Hollanda'ya vardığında zaten şey derdin yok. Artık öyle buz sınıfı olması gerekiyor diye bir derdin yok. O yüzden böyle bir ilginç durum var. Şu anda Amerika örneğin ona çok karşı çıkıyor. Oradan hani buz kıranların arasından normal gemi gidiyor diye. Benim konuştuğum tersaneler arasında bana çok söylüyorlar, bizden çok ciddi miktarda buz kıran özelliğine sahip gemilere ilişkin talepler geliyor diye. Tüm dünya akımın oraya doğru gittiğinin farkında. Burada bir Evet. şey daha yapayım, bir daha yapayım. Suudi Arabistan çok uzun zaman Almanya Eurofighter'ı satma konusunda itiraz etti. Suudi Arabistan Kızıldeniz'in korunmasında, Hutsilerle mücadele konusunda Amerika ile iç içeydi. Elimde bir bilgi yok, sadece bir okuma yaparak söylüyorum. Bence Almanya'nın Suudi Arabistan'a Eurofighter vermesinde ikna edilmesinin en önemli gerekçelerinden biri, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de Hutsilerle mücadele ediyor olmasıydı. Yani bu su yolunu koruma, aşağıdan gidişi devam ettirme konusunda Suudi Arabistan'ı kendi taraflarına çekmek, tutmaktı. Doğrudur çünkü Yok, yani böyle okuyunca Almanya'nın da Türkiye'ye Eurofighter'ı verme konusunda ikna olmasını daha ne derler, kolay çözebiliyoruz bence. Tabii bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım. Tek konumuz, tek nedenimiz, her şey budur demek istemiyorum. Baştan da söylemiştim, şimdi de tekrar edeyim. Ama bunlar akılda tutulması gereken, arka planda yürüdüğünü düşündüğüm önemli argümanlardır diye düşünüyorum. Yo, çok doğru. Bir de bence kamuoyuna da anlatmak daha kolay şu anda. Çünkü ya bakın Rusya çok kötü herkese saldırıyor bilmem ne yapıyor. Türkiye'de NATO üyesi.
diye kamuoyunu ikna edebilme ihtimalleri çok çok daha yüksek. Doğru. Zaten Yeşiller en Amerikancı şey oldukları için, hükümet oldukları için şu anda Almanya'nın son herhalde 20 ya da 30 yılındaki en Amerikancı hükümet bu Yeşiller ve sol hükümeti oldu. Çok ilginç bir biçimde. En hayatta olmaz dediğimiz Amerika ile ilgili kararları, destekleyen kararları bunlar aldı. Doğru. Ama şu anda biraz kendi içlerinde hala sıkıntı içindeler diyebiliyorum. Ama evet, dediğiniz çok doğru. Yani Amerika'ya en şey olan, yakın hareket edenler bu iktidar. O yüzden bu iktidar sırasında da bu kararların alınması kimse için şaşırtıcı olmamalı. Aynen. Ben şunu merak ediyorum bir de. Şimdi ilginç bir duruma geldik. İlk dönem Trump vardı, sonra Biden oldu. Şimdi tekrar Trump var. İlk dönemdeki Trump gibi mi ilerleyeceğiz yoksa yeni bir Trump'la mı karşılaşacağız veya hani öyle saçma bir soru soruyorum ki kusura bakmayın. Hani bizim durum ne olacak bu Trump yeni döneminde? Şimdi estağfurullah, kesinlikle doğru bir şey değiliz. Biz nerede kalmıştık? Bundan sonrası nasıl gidecek? Şimdi bazı şeyleri belki doğru okumaya çalışmamız lazım. İlk şeylerden bir tanesi, benim çok saygı duyduğum, çok fikirlerinden istifade ettiğim bir büyüğümle konuşuyorduk. Tam böyle Trump gittikten sonraki dönemde Biden gelmişti. O büyüğüme şeyi sordum. Dedim ki ya Türkiye'de herkes Trump'ı çok seviyor. Adam gider ayak katsayı getirdi. Son gün hatırlarsanız. Yani hani bu adam Türkiye'yi seviyordu. Katsayı niye o zaman getirdi? O büyüğüm de dedi ki bu işi Biden'a bıraksaydı Biden daha kötü bir katsa getirecekti. Onun önünü kesmek için yaptı bunu. Bazen görünen şeylerin arkasında görünmeyen başka değerler olabilir. Ben Trump'ın kaldığı yerden devam edeceğini varsayıyorum, bekliyorum. Ve F-35 ile ilgili olarak da aslında Türkiye'ye biz bunları söz vermişiz, işte Patriotlar da bunları söz vermişiz. Hani Patriot'ta bakın bunun sözünü vermişiz, adamlar gelmiş, bir de şimdi parasını vermiyoruz dediği şeyin mantığın arkasında duracağını düşünüyorum. Burada bir şey daha var. Onu çok Türkiye'de kimse konuşmuyor. Onu bir irdelemek isterim. Türkiye'de F-35'leri biz CAATSA yüzünden, yani S-400 yüzünden alamadık diye konuşuyoruz. Doğru mu? Ama mesela S-400'ü konuşmadan bir iki hafta önce Rahip Brunson'u konuşuyorduk. Trump onu da söylüyordu. Brunson'u vermezsen F-35'i alamazsın diyordu. Kozan Bey bir şey söyleyecek sanki. Ya orada hani o işi F-35 kısmı böyle lafta geçiyordu da hani ekonomik olarak vururum sizi ekonominizin içinden geçerim demişti. Geçti. F-35'i de söyledi. Ben çünkü o tarihte Amerikalılarla Ankara'da görüşüyordum. Hatta bana bir Amerikalı binbaşıydı galiba. Bir binbaşı dedi ki işte Brunson işi çözüldü artık F-35'i alırsınız dedi. Dedim ki bence alamayız. Ben öyle gideceğimizi düşünmüyorum dedim. Çünkü benim bu işi okumamda ben yani gene bir arka planda bir ikinci konu olarak söylüyorum. Türkiye'nin F-35 konusunda aslında arkasından dolanan konunun Türkiye-İsrail ilişkileri olduğunu düşünüyorum. Amerika ile İsrail'in arasının ne kadar iyi olduğunu, bu Gazze olaylarında Amerika'nın tavrından çok net görüyoruz. Artık hani oturup da bunu bir daha irdelememize gerek yok. Gerek yok. Bence Türkiye ile İsrail ilişkileri 2009'dan sonra, Davos olayından sonra bozulmaya başladığı için İsrail Türkiye'yi kendi kafasında bir yumuşak karın aramaya başladı. Tarihe geri dönüp bakarsak
İsrail mesela 2012'de, 2013'te V-22 Osprey'leri almayı konuşuyordu. Sonra bunları almayı mali nedenlerle bırakacağını söyledi. Ve onları bırakan İsrail gitti F-35 alacağını söyledi. İşte deniyor ki F-35'ler İran üzerinde uçmuştu. Ne kadar görünmez olduğu ortaya çıkmıştı. İsrail bundan çok etkilendi vesaire. Olabilir. Mutlaka vardır bunlar. Ama mesela V-22 Osprey gibi bir kuvveti, bir personeli bir yerden bir yere özel kuvvet operasyonu yapmayı sağlayan bir sistemden vazgeçip bir sürpriz saldırı özelliği taşıyan, çok farklı bir özelliği taşıyan uçağı almayı düşünmek bence çok ciddi bir stratejik değişikliği gerektiriyor. Yani ben buraya özel operasyon yapacağım, asker indireceğim yerine ben buraya sürpriz saldırı yapacağım dönüyorsunuz. Başka bir şey. Bence bunun arkasında özür dilerim. Türkiye'nin F-35 alacağını gördüğü için, Türkiye'de bunu almasın diye düşündüğü için ve o da tarihte en çok ilişkilerini geliştirdiği ülke Yunanistan. Yunanistan da bunu, Türkiye Yunanistan da bu işin içine dahil ederek bir şey yapma, Türkiye'yi F-35 programından çıkartma lobisini İsrail'in yürüttüğünü, Amerika'ya da hani yemin edebilirim ama ispatlayamam diyorlar ya, onun gibi Amerika'ya siz bunları, siz Türkiye'yi çıkartın, biz o ihtiyacınızı Türkiye'yi çıkarttığınız zaman ki alınacak uçakları biz alırız, siz bir kayba çok uğramazsınız gibi şeyler söylediklerini düşünüyorum ben. İspatlayabilirim, asla ispatlayamam ama Amerikan endüstrisinin mesela Türkiye'nin çıkmasına çok uzun süre karşı çıktığını biliyorum. Çünkü Türkiye'nin ürettiği çok yetenekli, çok güzel, çok başarılı bir işçilikle, üstün bir kaliteyle ürettiği ürünler var. Bunların yerine kim alacak, kim dolduracak, maliyetleri kim karşılayacak diye sorduğu bir dönem. Bence İsrail burada Türkiye'yi çıkartarak kendine bir pozisyon yarattı. Trump'ın şeyine dönersek, bence bu pozisyonda F-35 konusunda Türkiye'nin önü bence yavaş yavaş açılacaktır diye düşünüyorum. Trump Türkiye ile yakın ilişkileri isteyecek, devam ettirecek. İsrail ile mutedil bir ilişki sürecini destekleyecek bir ikinci başkanlık dönemine girdi diye düşünüyorum. Çok mu karışık İnşallah. oldu? Çok güzel anlattı yani hani beklentinin ne olduğuna dair çok güzel söyledi. Hani inşallah menfaatimize olacak bir dönem geçiririz diyelim. Şunu da söyleyeyim, ben 100 tane uçağı konuşuyorduk. Ben umuyorum bir 20 uçak F-35A, 20 uçak 20 uçak demeyeyim. Çünkü uçak gemisindeki konfigürasyonlar farklı oluyor. İhtiyacı uçağın geminin şeyine göre, yapısına göre de farklı oluyor. Ama en azından A konfigürasyonunda bir 20 uçak, bir filo yapacak kadar, eskiden 24'tü şimdi 20'ye düştü. 20 uçaklık bir şeyi almamızın Türkiye'nin faydasına olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasının mali anlamda, lojistik anlamda, Amerika'ya bağımlılık anlamında aleyhimize olacağını, ama Kaan'ı geliştireceğimiz süreçte biz bu uçağı nasıl kullanabiliriz, Kaan'ı nasıl kullanabiliriz konusunda bizim ufkumuzu açacak imkanlar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey olursa 2028'de hani mesela ne olabilir? Bize 6 tane uçağı verdiklerini düşünün. İlk 6 uçağı. Sonrasında diğerleri gelinceye kadar bizim bu 6 uçakla Kaan'ın geliştirmesinde biz buralara şunları ekleyebiliriz, biz bunu böyle kullanabiliriz diye yararlandığımızı düşünün. Ben böyle bir imkanı Kaan adına kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. F-35'e bağımlı kalmak, lojistik anlamda, operasyonel anlamda pek çok ayak bağına girmemizdir. Ama Kaan'ı doğru kullanmamız da bu ayak bağlarından kurtulmamızdır.
biz F-35'i Kaan için almalıyız diye bakıyorum. Amerikalı'dan şey yapmamak için, bağımlı kalmadan kendimizi geliştirmek için. Aynen. Kesinlikle aynen. Bunu sormak istiyorum Özgür Bey. Afrika açılımı da var. Fransa'nın gitgide orada güç kaybetmesi. Hatta en son raporu okumadığım için daha tam şey yapamadım da rapor yazıp ya Türkiye Afrika'da bilmem nerede İHA satıyor bilmem ne yapıyor diye şey yapmaları, raporda özel olarak yer vermeleri bana hep ilginç geliyor. Yani ilginç geliyor derken hani beklemedikleri bir oyuncu olarak belki de orada ortaya çıktığımız için orada Boko Haram'a gidip de aslansın hadi sen saldır diyorlar. Ondan sonra devletlerin üzerine bak seni biz terörden koruyoruz diye Amerika ve Fransa giderken bir anda biz çıktık. Bir dakika biz terörün kralını yaşadık. Biz bu işi biliyoruz deyip de nokta silahı verince ve ülkeler de bunu başarılı kullanınca gelmemek üzere yani geldikleri gibi gittiler de dönecek gibi de değiller gibi bir ortam gözüküyor şu anda. Aslında her şeyin çok iç içe olduğu bir konuya parmak bastınız. Çok teşekkür ederim. Afrika, Türkiye'nin çok önemli bir başarısı bence. Bundan 200 yıl öncesini düşünürsek, işte çok az İngiliz, biraz Portekiz, biraz Hollanda, biraz Belçika sömürgeleri ama çok ciddi bir Fransız sömürgesi olan bir kıta. Burada Sahel bölgesi denilen yerde Fransızların çok ciddi bir varlığı vardı ve burası da çok önemli bir maden yatağı. İşte Nijer'de uranyum var. Diğer yerlerde başka pek çok şey var. Altın, elmas, inanılmaz bir kıta. Ve Fransa buranın hani tek başına resmen ekmeğini yer pozisyonundaydı. Amerika burada hiçbir zaman çok ciddi bir varlık göstermedi. Çin ve Rusya buraya çok ilgi gösteriyordu. Şimdi gördüğümüz kadarıyla biraz başka bir şeyle bağdaştırmam lazım. Türkiye'nin Afrika'ya gösterdiği ilgi en çok mesela Libya sırasında çok ortaya çıktı. O sırada Fransa'da Türkiye'ye karşı işte Ermenistan'da, Azerbaycan'da Ermenistan'ın tarafında durarak ki zaten yakınlar her zaman Yunanistan'a destek olarak, Güney Kıbrıs Rum yönetimine destek olarak Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan böyle bir koalisyon içinde Türkiye'yi çerçeve altına alma çalışması içine girdi. Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardım gemilerini vesaire çok şey yapmaya çalıştı. Kuber bir şey gemisi vardı. Bizim Türk gemisini şey yapmaya çalıştılar. Tahrik etmeye çalıştılar. Sonra NATO'ya şikayet etmeye çalıştılar. Ben orada Fransa'daki komisyonda Türk Büyükelçinin yaptığı konuşmayı videodan buldum. Dinleme imkanı buldum. Türkiye ne kadar haklı bir operasyon düzenlediğini, Fransızların nasıl Türkiye'yi maksatlı olarak zor duruma düşürmek için NATO nezdinde işlemler yaptığını çok güzel anlattı. Zaten NATO da bunu kabul etmedi ve Fransa buradan bir gol yemiş olarak ayrıldı. Ama Fransa Afrika'daki varlığının kendisi azaldıkça yerini dolduran üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu gördü ve bundan çok rahatsız oldu. Diğer ikisi de zaten Çin ve Rusya'ydı. Şu anda Afrika'da varlığından bahsedilmesi gereken gerçekten üç ülke var. Ve bunlar arasında bölgedeki her ülkeyle bireysel olarak iyi ilişkiler kuran ve onları da diğerleri gibi sömürmeye çalışmadan, bu arada Rusya ve Çin de Fransız tipi bir sömürmeyi getirmiyor oraya, başka yöntemler kullanıyor. Ama Türkiye bunların içinde gerçekten senin suya ihtiyacın var, ben sana kuyu açacağım kardeşim diyerek gitti ve kendini gerçekten kabul ettirerek
ilerledi ve çok önemli yerlere ulaştı. Bu pozisyonlara ulaştı. Çok kilit noktalara ulaştı. Örneğin Somali'deki varlığımız bizim için çok önemli. Çünkü oradan biz pek çok deniz yoluna ulaşabiliyoruz. Uzaya çıkabilecek imkanlarımız olacak. Yeraltı kaynakları, denizaltı kaynakları pek çok yere ulaşabileceğiz. Çok akıllı noktalara Türkiye bu dönemde adım attı. Ve biz gerçekten hani Rusya ve Çin gibi dünyanın önemli büyük iki ülkesi, diğeri de Amerika, ile biz orada dişe diş bir varlık mücadelesi gösteriyoruz. Ve burada ne kadar Amerika'dan destek alıyoruz bilmiyorum ama bu mücadele bence çok takdire şayan bir mücadeledir. Burada da diğer yandan da tabii Yunanistan'da bunun mücadelesini veriyoruz. Yunanistan işte biraz evvel söylediğim gibi Rafael veriyor. Frigate'ler, şeyler, fırkateynler veriyor Yunanistan'a. Bizim ayağımıza çelme takmak adına yapabileceği her şeyi yapıyor ve çıkış noktası kaybettiği Afrika kıtası. Buradan buranın intikamını almaya çalışıyor bence. Kozan Bey, var mı sormak istedikleriniz? Vallahi ben gayet soruyorum yani, hani cevaplarından da çok mutlu oluyorum yani hani. Fener Bey, sizin şeyiniz yok galiba, sorunuz yok Ben galiba. açıkçası şu an bir zihin açılması yaşıyorum sizin anlattıklarınızdan sonra. Umarım. Yani ben ciddi söylüyorum. Hani eminim benim gibi aynı hissi paylaşan başka arkadaşlar da vardır. Hani biz sizin gibi hani süreci veya işin hani arka planını da çok takip etmediğimiz için şu an siz mesela ilk başta İsveç NATO dediniz. Orada ben bir zihin açılması yaşadım. Oradan geldik Afrika tarafına Fransa dediniz. İşte biz hep şeyleri konuşuyorduk. Bu Fransızların işte Yunanistan'la yaptığı anlaşmayı işte ondan sonra onlara verdikleri işte sistemleri vesaireyi. Ama tabii bunun da bir arka planına bir ışık tuttunuz gibi oldu. Ben o an bir zihinsel açılma yaşadım. Güzel oldu yani. Kendi adıma onun zevkini yaşıyorum şu an. Aynen Çok sağ aynen. olun. Buyurun, ben Niye oraya oraya girdim? Onu anlatayım. Şimdi şey düşünüyordum ben de. Norveç'in fırkateyn şeyi var, ihalesi var. Alman ve Japon fırkateynleri son ikiye kaldılar. Lan Norveç hücum botu almıyordu kendine, hani o kadar küçük bir şeyle, hani ne diyeyim, küçük ve kısa menzilli bir flotilla durumu idare etmeye çalışırken bir anda çok ciddi anlamda hani muharip olabilecek fırkateynler üzerine bakmaya başladı. Çok zaten hani parada çok ve şey olduğu için de, teknolojik olarak da kapasiteli olduğu için de en teknolojik olan Alman ve Japon fırkateynlerini şu anda ilk son ikiye bıraktı. Ya neden bu kadar abartıyorlar diye düşünürken bugün o konuda ben güzel bir aydınlanma yaşadım örneğin ben de. çok teşekkür ederim. Aslında ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii benim iki şeyi bir araya getirmeye çalışıyorum ben. Diplomasi dışişleri konusunda ben çok uzun zaman çalıştım. Siyaset biliminde uluslararası ilişkiler okudum. İki yüksek lisans yaptım. İkisinin de konusu uluslararası ilişkilerdi. Bir oradan bir background eklemeye çalışıyorum. Diğer yanda Hürriyet'te çalıştığım dönemde bir şeyi fark ettim. Belki bugün arkadaşlar arasında yayıncılık yapmaya ya hevesli olanlar arasında veya yapanlar arasında belki böyle bir yöntem de var diye tercih edecekler olabilir. Yapmıyorlar anlamında söylemiyorum. Kendi yolum anlamında söylüyorum. Genelde şöyle bir şey yapılıyor. Şunu üretti deniyor. Tamam, güzel. Uyduruyorum. Hisar o. Sonra Hisar O plus deniyor. Ben burada şuna bakmaya çalışıyorum. Buna neden ihtiyaç duydu? Buna neden, yani bir şey yaptınız, başka bir şey yapıyorsanız mühendis anlamında söylemiyorum. Çünkü işte diyeceksiniz ki teknik kapasitesi arttı, bilgisi arttı. Bu bir adımdı. Ben ama şuna bakıyorum. İstihdamdı, para ayırdınız, zaman ayırdınız. Bunu nereden ihtiyaç duydunuz? Burada bir askeri doktrin anlamında şey mi, yenilik mi var? Yeni bir şey mi var? Ben Hürriyet'te çalışırken o zaman MPT'nin adı Milli Modern Piyade Tüfeği idi. Ondan önce de Mehmetçik diye çıkmıştı bu. Mehmetçik'in ilk şeyi 556'ydı.
kalibresi 7.62'ye döndü. Benim için çok nirengi noktası olan haberlerden birisidir. Çünkü bunu konuşurken 5.56'nın 7.62'ye döndü. Niye? Çünkü PKK ile mücadele sırasında siz PKK'yı vuruyorsunuz. Normalde NATO'nun askeri doktrini insancıl bir harp diye bir şey çıkartmış. Cephede sen birisini 5.56 ile vuracaksın, o yaralanacak ama ölmeyecek. Onu alacaklar cepheden, hastaneye, sıhhiye götürecekler. Üç kişiyiz. Sen bir kişiyi vurarak cepheden üç kişiyi eksilteceksin. Bizim asker de diyor ki ben vuruyorum ama adam zaten bir şey olursa altına bu bir tuzağı kuracaklarını bildiği için bana ateş etmeye devam ediyor. Ben daha çok şehit veriyorum. Böyle bir şeyin içinde 5.56 benim işimi görmüyor. Ben eskisi gibi vurduğum zaman bu işi bitirebilmeliyim. Yani bu değişiklik neden oldu? Ben bu haberle kendime yıllar önce, yaklaşık 15 yıl, 16 yıl önce bir şeyi konuşurken neden buna ihtiyaç duydular? Bunun arkasında ne var? Sormayı çok adet edindim. Yalnızca yaptılar değil, buraya bunu neden yaptılar? Bu parayı neden ayırıyorlar? Bunu neden tercih ettiler? Bu soruyu uluslararası ilişkilerle birlikte şey yapınca, ilişkilerdeki gelişmelerle birlikte okumaya kalkınca, ben zannediyorum biraz daha farklı bir şeyler ortaya koyar oldum. Eğer size de bir katkım olduysa, bir şeylere veya dinleyicilere bazı şeyler, ya bu da böyleymiş dedirtecek bir şeyler söyleyebildiysem ne mutlu bana. Valla bence izleyen arkadaşların hani birçok izleyen arkadaşının zihninde farklı pencereler açacağınıza veya açtığınıza zaten şu an halihazırda inanıyorum. Dilerim herkes heybesine yeni şeyler eklemiştir. Çünkü ben ekledim. Bence güzeldi, keyifliydi. Ve eminim yorumlarda şunu da göreceğiz. Hani şey diyecekler, Kaner gerçekten Özgür Bey'i daha önce davet etmeyerek çok büyük bir hata yapmışsın. Bunu kabul edeceklerine inanıyorum. Her şeyin zamanı vardır. Günü bugünmüş. Evet, buluşmamız bugüne kısmet bir şey diyelim. Ama gerçekten teşekkür ederim. Sizi ağırlamak büyük bir şerefti. Güzel pencereler Estağfurullah. açtınız zihnimizde. Kozan Bey zaten her zaman başımızın tacı. Kendisini her zaman ekstra ekstra seviyoruz. Ve Kozan Bey'e de zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Eğer söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alabilirim. Yoksa yayını kapatacağım. Valla ben Özgür Bey'i çok keyifle dinledim. Bizim ihtisasımız olmayan konularda anlattığı şeylerden dolayı da böyle hani bayağı bilgilenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben de sizlerin çok uzun zamandır sizin yayınlarınızı izliyorum. Çok da severek izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok mühendis değilim. O yüzden bazı şeyleri anlamak benim için zor. Sizler çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi de gene çok şey öğrendim. O yüzden sizlerle beraber böyle bir programda olduğum için ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok mutlu oldum. İyi ki davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman olduğu gibi yine ileriki bölümler için yerimizi yapalım. Gene yeni gündemler veya Özgür Bey'in artık hani bu bilgisinden istifade edebileceğimiz konular olduğu zaman kendisinin kapısını tekrar çalabilmeyi istiyoruz. Eğer Özgür Bey de uygun görürse Özgür Bey'in bilgisinden istifade edebilmek hem zihnimizde yeni pencereler açmak güzel olur. Eğer siz de uygun görürseniz yerimizi yapmış olalım şimdiden geleceğe yönelik. İnşallah her fırsatta. Çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar bence bu güzel yayın beğeniyi hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz heybemize bence bayağı bir bilgi aldık ve bu bilginin karşılığı olarak da rica ediyorum bu yayını mümkün olduğunca çok kişiye eriştirebilmemiz için beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz. Destekleriniz ve sizler de zaman izleyip zaman ayırdığınız için sizlere de teşekkürü her zaman bir borç biliyoruz. Konuklarım Sayın Özgür Ekşi, TurDef kurucusu ve genel yayın yönetmeni ve başımızın tacı Kozan Selçuk Erkan Bey ile beraber uzmanlarıyla sohbetlerin bu bölümünün sonuna geldik. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşene kadar hepinize şimdilik hoşça kalın dileriz.